çık 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 çık. Çiyon çiyon çiyon. Çiyon. Al işte. Kırmızı melon urban. Çiyon. Vurdum müptezer İngiliz'i. Çiyon. Ulan ne oldu? Çiyon. Kız, niye aldın kız babanın tüfeğini? Ha, çek şunu. Doludur, moludur falan. İse tatlık çıkarma kız. Oyuncak değil o. Çek diyorum. Bana bak, şeytanın dolum tesislerinde el değmeden doldurulmuştur. Ondan sonra gazetelerin üçüncü sayfalarında cesetler halinde basın. Tamam mı? Çek şunu. Ya ne var kız anne? Tuzunu almak için çıkarmıştım. Azıcık da oynuyorum işte, ne var? Sıtıka bana bak, tozunu almak için başka bir şey bulamadın mı ha? Çek diyorum, oyuncak değil o Sıtıka. Ne var ya, çok sevimli şirin bir alet bence. Ya şu parçacıkların ismi ne hoş mesela. Horoz, arpacık falan. Ya sıcak bir hava veriyor biliyor musun bu cık iki? Senin çamaşır makinesinde, otomobilde falan böyle sonu cıkla biten sevimli bir parçacık biliyor musun ha? Karbüratörcük, bujicik. Krank miyeceği filan. Yok öyle bir şey tabi. Sezercik, Ayşecik, Sığırcık filan. Bunlar sevimli şeyler. Arpacık da öyle tabi. Acık kafayı yedin sen galiba Sıdıka. Bırak o tüfeği canım. Aa, yani pilavın yanına komposta cacık falan yap ya. Ev normale dönsün. Bana bak. İnsanda da köprücük kemiği vardır. Hani kırılırsa çok kötü olur. Vallahi ben bu komposta ve cacık işine biraz karşıyım. Yani bence pilavın yerine sade yoğurt da olabilir. Yine de babamdan sonraki otorite olarak siz bilirsiniz değerli anneciğim. Yani cacık konusundaki düşüncelerinize saygı gösteriyorum. Yalnız elimdeki tüfeğe de dikkatinizi çekerim. Yani 2000'e şöyle şunun şurasında ne kaldı ki 3 yıl. Ben modern bir ev kızıyım. Yalnız bu sarımsak kokusu benim biraz elimi ayağımı birbirine dolaştırıyor. İnsanın eli ayağı birbirine dolaşınca böyle kazan, Allah muhafaza, tetiğe kıt diye basabilir. Tabii kızım, doğrudur Sıdıka. Yoğurt, yoğurt. Yoğurt mu dedi? Ay, tabii Sıdıkacığım, sayın kızım. Yoğurt ama yani isabet buyurdunuz tabii siz. Ay, ailemiz böyle henüz cacığa müsait değil. Hem evde kuru nane ve maydanoz da yok. Ay, dereotu da yok. Ay, tabii cacık bünyemize ters gelir Sıdıka. Ayrıca unutmayalım ki o batılı ülkelerde... Sıdıka ver artık, ben bunu yerine asayım çocuğum. Ha, ver şunu bana. Asacağız tabii. Asmayalım da besleyelim mi? Yalnız zamanı var. Ben önce şu tüfeğe birazcık yağlayayım. Ha? Bak Sıdıka, sen yor oğlum. Ben yağlarım. Ha? Bırak. Ver yavru bir tane. Bırak gel. Arkanda ayı var. Bak bak. Beyhude. Böyle klasik bir numarayla tüfeği elimden alacağınıza tek başına gümrük birliğine başvursaydınız daha başarılı olurdunuz değerli anneciğim. Bu saatte evde ayı falan ne arası be? Evimizin kadrolu ayısı abicim şu an bilardo oynamaya gitmiştir. Katiyen bu saatte gelmez. Ayı deme abiye. Veya istersen de. Yani gerçi andırıyor Allah için Sıdıka. Hay, ben ona genellikle yürüyüşünden dolayı ördek falan derim ama bu daha isabetli bir kelime. Yavrum, kızım. Ha. Yani bak, ben sana bir şey diyeceğim Sıdıka. Buyur anneciğim, söyle, konuş. Ne de olsa ben sizin aranızdan çıktım, sizin kızınızım değil mi? Hadi çekinme anne ya, konuş. Konuş. Sıdıka, çocuğum bak, senin gibi böyle gelinlik yaşına gelmiş bir genç kızın eline abuk. Tüfek yakışır mı ha? Niye be? Geleneklerimizde var. Ne demişler? At, avrat, silah. Ben de anneleriyle bu modern dünyanın muhafazakar değerleriyle büyütülmüş bir aile kızı olarak... Bu silah benim elime yakışıyor. Yalnız avrat kısmı biraz ters düşer. Yani avrat pek hoş değil. Herif lazım herif. Mirken abla Tarkan'ı çağırmayı düşünüyorum. Önce çocuğun zararları konusunda bir briefing vereceğim. Ya katiyen kötü bir niyetim yok. Yeter artık ama sen Sıdıka. Ya dur be. Bana bak, çek şu tüfeği diyorum sana. Ya. Eline tüfek geçirmiş anneyi böyle o eve olan çağıracağım diye teklifler ya ediyor. Ya dur be. Kız bana bak, babaya bir briefing verip seninle ilgili vallahi gözünü oyar. O tüfeklerin kafanı kırar. Ha? Gelsin tabii. Babam anlayışlı insandır. Buyursun. Ne konuşacaksa konuşsun. Hadi bakalım. Yürü.
böyleyken böyle oldu Zekeriya. Delirdi yani senin bu kızın. Bütün gün vıdı 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 etmedik, rezillik bırakmadı. Bana bak, ters ters konuştu. Ev işlerini de ucundan tutmadı. Üstelik abisine de ayı dedi. Ha? Ne? Bana mı? Ulan bir kız! Ay tabii böyle elinde tüfek. Hiçbir şey yapamadım bütün gün. Kaldır, kaldır. Anlıyorsun değil mi? Ay dedim akşama sen bunun hakkından gelirsin artık Zekeriya'cığım. Ha? İyi. Neticede tüfek elindeyse elindedir. Hadiseyi avartmamak lazımdır. Binaenaleyh biz kızımıza eline neye tüfek aldın demeyiz, denmez. Turbun bölü hevedidir. Komşusu olmuştur. Hadiseyi avartmamak lazımdır. Hadiseye fevkalade bir vakaymış gibi bakmanın kimseye bir yere sağlamayacağı kanaatinde olup hüküs altında buzağı aramanın abesli işgal olduğunu beyan ederim. Zekeriya, sen ne diyorsun be? Çaktırma, çaktırma. Kızın elinde tüfek var. Sabırlı ol, soğukkanlı ol biraz. Ara bulucu taklidi şey ediyorum. Belki tava gelir. Ha? Kız, arkanda ayı var. Ayı var, nerede? Diyebiliriz yani Sıdık'a. Bana bak kız cadı. Ben gündüz sana arkanda ayı var numarası çekmedim mi? Ha? Ben yapınca kanmadın da nasıl oluyor baban söyleyince kandın? Eyyamcı kaltak. Futbol federasyonu kılıklı karı. Aman anne ya. Hayatımın geri kalan kısmı elimde tüfek sizi tehdit ederek geçirmeyecektim ya. Elinde sonunda silahı bırakıp o ilgili dayağımı yiyecektim. Hevesimi de almıştım zaten. Babam öyle söyleyince bıraktım gitti. Hadi sen git artık. Ben de azıcık yatayım uyuyayım, her tarafım sızlıyor. Tamam ama bak bu yaptığını bir köşeye yazıyorum yani eksi puan olarak Sıdık'a. Hı-hı. Hani anneyi böyle gerzek duruma bir daha düşürmeyeceksin. Hadi bakalım sana iyi geceler. Sana da.